Sevgili arkadaşlar, selamlar. Biliyorsunuz borsayla alakalı hep ucuz olduğunu ve ciddi bir potansiyel taşıdığını ifade ettim. Hala ifade ediyorum. Ancak pazar gününden sonra AK Parti'nin bu piyasalarla alakalı, özellikle bankacılık sektörüyle alakalı aldığı kararlar, attığı adımlar, krediler tarafında ve mevduat tarafında bankalarda ciddi bir panik yaratmışa benziyor. Dolayısıyla herkes görmeye başlamıştır ki KMH limitleri, kredi limitleri ciddi şekilde aşağı indiriliyor. Bankalar kredi vermiyor, faiz oranlarını yukarı çekiyorlar ve hatta bazı ticari kredilerin geri çağrıldığı konuşuluyor. Dolayısıyla bankacılık sisteminde yaşanan bu panik havası borsayı da bir süreliğine negatif etkileyebilir. Bu nedenle de pozisyonlarınızda kârda olduğunuz ya da çok düşük zararda olduğunuz bazı kısımları realize edip en azından bu türbülans, bu sıkıntılı ortam geçene kadar kendinizi korumaya alabilirsiniz. Bu varsayalım ki burada piyasa aslında dipte ve yükseliş trendine geçti. O zaman da yükseliş trendinde tekrar girilebilir. Çünkü zaten bütün şirketler çok ucuz. Sadece bu şokun devam edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Ve bir panik havası görüyoruz. Bu paniği yapan da bankalar şu anda. Sıkıntı burada. Dolayısıyla da sert bir düşüş olması olasılığına karşı kendinizi güvenceye alabilecek bir nakdiniz bulunmuş olur. Sadece bu amaçla bu piyasayla alakalı bu paylaşımı yapmak istedim sizlerle. Bu borsanın ucuz olduğu gerçeğini değiştirmez. En büyük potansiyeli taşıyan yatırım aracı olduğu gerçeğini değiştirmez. Ama zaman zaman bu tarz piyasadaki haber akışları ve panik yaratan ortamlar da bu tarz önlemler alınması piyasalar açısından da sizi güvenceye alabilir. Bunu paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.